Merhabalar herkese. Dünya Yoga Günü kapsamında festivalimizin ilk gününe hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her biriniz hoş geliyorsunuz. Yoga Vakfı gönüllüleri olarak sizlere 3 aydır hummalı bir çalışmayla aralık vermeden gönüllü olarak online ücretsiz dersler vermeye devam ettik. Ve 3 ayın sonunda bugün itibariyle Dünya Yoga Günü kapsamında bunu taçlandırıyoruz ve her yıl uzun yıllardır hocam önderliğinde her yıl aralıksız düzenlenen bu yoga festivalimizi bu yıl korona sayesinde daha coşkulu, daha heyecanlı ve daha yoğun bir şekilde kutluyoruz. Her yıl normalde bir gün yapıyorduk bu festivali ama artık 4 gün yapıyoruz bu yıla özel. Evet belki evlerimizdeyiz, evet belki bir araya gelemiyoruz, açık havalarda, yemyeşil çimenlerde yogamızı yapamıyoruz. Ama daha kapsamlı olduğunu düşünüyorum bu programın. Birbirinden değerli eğitmenler, birbirinden değerli sanatçılar, şarkıcılar, kitap yazarları, bir sürü çok değerli kişi bizlerle birlikte oluyor ve hepsine buradan şükranlarımı iletiyorum. Başta Yogi Baba Adnan Çabuk olmak üzere kurucu başkanımız, benim biricik hocam. Ona çok teşekkür etmek istiyorum. Bizleri bu güzel platformda bir araya getirdiği için, birlik bilinciyle bir arada olduğumuz için. 4 günümüzün 4 ayrı teması var. Bugünümüzün teması sevgi, şefkat ve empati. Ve olabildiğince bütün eğitmenlerimiz de derslerinde bu temalar üzerinden akışlarını oluşturdular. Biz de bugün çok kıymetli hocam Okan Okan'dan ile sağlıklı yaşam sohbetleri yapacağız. Bu sohbetlerimizin teması da tabii ki yine sevgi, şefkat ve empatiye dayanıyor. Sorularınız olursa bize, ben Gizem Yıldız bu arada, belki tanımayanlarınız vardır. Bana sağlığın 7 gizemi veya taşların gizemi doğal taş ve takı sayfalarımdan ulaşabilirsiniz. Ve hocam Okan Okan'dan da Hançer 7 Akkam sayfasından ulaşabilirsiniz. Bunun dışında yarın sabah 8'de güne benimle başlıyor olacaksınız. Aralıksız derslerimiz, çekilişimiz devam ediyor. Bu arada 27'sine kadar çekilişimiz sürüyor. Dilediğiniz kadar yorum ve etiketleme yaparak şansınızı artırabilirsiniz. Derslerimize katılmanızı tavsiye ediyorum. Ve şimdi ediyoruz yayınımıza ve sohbetimize başlayalım artık. Hoş geldiniz güzel hocam. Merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba tekrar. Merhaba. Teşekkür ediyorum. İyiyim. Sen nasılsın? Çok iyiyim hocam. Çok teşekkür ediyorum. Evde kalıyorum ve sağlığımı koruyorum. Abi yani evet. En azından başkalarının hakkına saygı duymadığına. Evet biz hasta olmayabiliriz ama kendimize dikkat etmeliyiz. Evde kalmalıyız mümkün olduğunca. Özellikle belli bir yaş grubu ve o yaşın üstündeki insanlar çok büyük sıkıntı içerisindeler. En azından bir korku oluştu onlarda. Onlara saygı adına biz kendimize dikkat etmeliyiz. Hele onlarla kesinlikle da ilişkilerimiz yüksekse. Kesinlikle. Başından beri ben şöyle bir şey yaşadım hocam. Tabii ki ben yıllardır yoga yaptığım için ve bu bilinçle beslendiğim için, bağışıklık sistemimin de kuvvetli olduğunu bildiğim için kendim adına hiçbir korku ya da panik, endişe yaşamadım. Ama korona öyle bir virüs ki bulaştığı anda biz anlamayabiliyoruz. Bağışıklık sistemimiz güçlü olduğu için bizleri etkilemiyor ama babam, ailem, büyüklerim ya da çocuklar gibi temasta olduğum kişilere taşıyıcı olmaktan çekindiğim için biraz daha bu nedenle daha da tedbirli davranmaya çalıştım. Umarım herkes bu bilinçtedir ve bu şekilde davranıyordur. Kesinlikle. Burada ilk manada önemli olan bu koronayla mücadelede hijyen gerçekten çok önemli. Biz Türk milleti olarak sokağa çıktığımızda bir yerlere dokunarak veya bir şeye temas ederek hareket ediyoruz. Bu bizim için çok büyük bir risk. Bir de biz sıcakkanlı insanlarız. Evet. Bu sosyal mesafe kavramımızı bir türlü oturtamadık. Mutlaka iç içeyiz. Mutlaka yan yana. Bir temas, bir sıcaklık olmak zorunda. Yani biz olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi de bu. Ama bu büyük bir risk. Yani kişi hasta olduğunu bilmiyor.
özellikle kuluçka döneminde ilk başlangıcında mevsim Evet. rahatsızlıklarından farz ediyor bu işi, nezle grip. Evet, öyle de olabilir gerçekten. Mevsim geçiş mevsim olduğu için belki bu kadar yüksek, pandeminin ikinci dalga dediği bu kadar yüksek ayarı mevsim geçişine de bağlı. Kişi bir şekilde üşütüyor, bir üst solunum yolu, bir grip enfeksiyonu geçiriyor ve hastaneye gidiyor. Ve pek çoğumuzun kanında korona vardır, öyle düşünüyorum. Ama bağışıklık sistemimiz çok kuvvetli olduğu için bizi hasta etmiyor. Burada ikinci temel özellik bizim bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız. Bu ne? Doğru beslenmek, doğru uyku uyumak, doğru su içmek. Bir de son zamanlarda bu çok kullanılıyor. Su. %75'i su olan bir canlının günlük ihtiyacını doğru karşılamazsak eğer, evet, hiçbir şey çalışmaz. Yani minimum alt tabandan bahsediyorum. Yetişkin bir kimlik için 1,5 litre alt taban, yani su içerken de bu kaliteye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Nedir bu kalite? Su tuz dengesi, yani sodyum diyetine uygun sular tercih etmemiz aynı zamanda. Nasıl seçeceğiz peki Yani hocam bunlardan bunları? bu kutular pek çok suyun üstüne artık bu yazmaya başladı. Türkiye'de yeni bir metodoloji daha var. Pek çok suyu işliyoruz. Yani sentetik su bu, kuyu suyu ya da bildiğimiz herhangi bir artezyen suyunu işleyerek işletmeler su üretmeye başladı. Yani bunlar sonradan mineralleniyor. Ha, buna iyi ya da kötü diyemem ama yani yaratılmış bir şey var. Bak, su çok enteresan. Çeşmeden kullandığımız suyun yaşını biliyor musun? Bilmiyorum hocam. Yeryüzünde yaratıldığından beri değişmeyen tek metadır su. Yani o kullandığımız su dönüyor, dolaşıyor. Milyarlarca yıl önce yaratılmış o su tekrar bizim tarafımızdan kullanıyor. Biz bunu bir şekilde atık haline getiriyoruz. Ama toprak, kaya, işte bulut, döngü, yağmur, süzgü, deniz, bu geçişlerden sonra yine bizim çeşmelerimize dönüyor. Biz aynı suyu kullanıyoruz, biliyor musun? Bizim atık Değil dediğimiz suyu biz atıp tekrar kullanıyoruz. İnsanlar buna hiç dikkat etmiyorlar. Su bizim için çok önemli. Ve yani bu korona biterse biz suyla ilgili mücadelede de kaybederiz gibi geliyor. Eğer böyle devam ederse insanoğlu birazcık daha suyun özellikle Türkiye'de kıymetini anlamazsa, bu kadar savruk olursa biz koronaya değil ama suya yenileceğiz. Yani ve bizim zaten için hayat olan su döngüsünün başladığını da söylüyorsunuz evet. hocam. Bundan da biraz bahsedelim Aynen. sudan konuşurken. Şimdi dediğim gibi su döngüsü bu ay tutulmasıyla beraber daha güçlü hale gelecek. Nitekim seninle konuştuktan sonra seller, yağmurlar, felaketler geceden sabaha kadar belki okudun. Evet Bunlar hocam. birazcık daha artarak devam edecek. Mevsim inanılmaz döndü. Bu mevsimde bu kadar şiddetli yağmur, bu kadar güçlü Allah. fırtınalı yağmur, bu kadar litraj çok olası bir şey değil. Biz tabiata çok büyük sıkıntı verdik. Tabiat da bize dersimizi veriyor. Diyor ki Aynen. benim size ihtiyacım yok. Ama sizin bana çok ihtiyacı var hepinizin. Doğru. Bu çok önemli. Şimdi su dedik, tabii soru da hemen geldi. Benim ağzımdan aldın. Arıtma Tavsiye suları. Arıtma, ediyorum. tabii Genelde bu arıtma güvenmiyor insanlar. Ben güvenmiyorum, pis olduğunu düşünüyorum gibi yorumlar da duyuyorum ben. İsterseniz siz nasıl bir cihaz seçmemiz gerektiğine varana kadar buradan biraz bahsedin. şöyle anlatabilirim. Bak, burada kendi amcamdan da biliyorum. Amcam şebeke sularına çok güvenmeyen, dışarıdan çok çok su alamayan bir kimlikti ve arıtma cihazı kurdurdu evine. Ben o zaman kendisine dedim ki, yani bu kadar basit arıtma cihazı kurdurma evine. Bizim Türkiye'de satılan cihazların pek çoğu bizim musluk sularımıza uygun arıtma cihazı değil. Yani birazcık daha suyun gerçekten kalitesinin düşük olduğu ve birazcık daha üçüncü dünya ülkelerinde kullanılabilecek seviyede arıtma cihazı. Normalde arıtma cihazı 9 ya da 10 kademe olmalı. Ve suyun pH'ını yükseltebilmeli. Yani içerisinden evet kireç, daha pek çok kimya, çökertici kimyasallar, arıtıcı kimyasallar,
bunlardan arındırırken suyun minerallerinden de arındırıyor. Ve sonra bizim elimize bildiğimiz H2O ayarında bir su kalıyor. Bunun çok büyük besleyiciliği kalmıyor. Bu yüzden de arıtma cihazlarının 9 ya da 10 kademeli olmasına dikkat etmeliyiz bence. Benim Bunu yaptığım bulabilmek kolay testlerden de teknoloji. çok Onu kolay, denemek. çok kolay. Artık çok kolay. Eskiden çok zordu ama artık çok Kademe, kolay. 7 kademe genelde her yerde olanlar. Evet. Yani dediğim gibi o kötü demiyorum o arıtma cihazları. Ama o arıtma cihazlarının bir özelliği var. Dediğim gibi birazcık daha suyun kalitesinin çok düşük olduğu yerlerde gerçekten suyun kalitesini artırabilir. Ama bizim şebeke sularımızda inanılmaz bir süzme yaptıkları için zor onları kullanmak. Ya yani o suyu kullanmak zor. Şimdi orada enteresan bir şey. Su zehirler mi diye ben bir soru sorayım. Su zehirler mi? Evet, su Zehirler. zehirleyebilir insanı. Evet. Yani suyun içme metodolojisi ve suyun kalitesi bu işi belirler. Aşırı su içmek iyi bir şey değil. Her şeyde olduğu Dehidratasyon gibi. dediğimiz, evet, hidratasyon ya da dehidratasyon dediğimiz vücudun bir yapısı var. Yani ben çok su içiyorum, çok sağlıklıyım, yanlış. Böbreklerimizde aşırı yoğunluk, vücut iç sıvılarımızdaki dengesizlik, doğal olarak kanın yapısının değişmesi hep bunlar birbirini örten şeyler. Yeteri kadar su içmeliyiz. Bunu da kişi belirler aslında kilosuna göre. Artık neredeyse internete girdiğinizde bütün internet sitelerinde suyun nasıl içileceğiyle ilgili basit öğretiler var. Ama ben bir daha söylüyorum. Yetişkin bir kimlik günlük alt limit 1,5 litre olacağı su tuz dengesi uygun yani sodyum diyetine uygun sular kullanmalı. Bu aynı zamanda ne gerekiyor? Mesela hipertansiyon hastaları birazcık daha rahat ederler bu tarz sular kullanırlarsa. Yani fark etmeden biz suyun içerisinden çok yüksek miktarlarda tuz alıyoruz. Türkiye'deki su kalitesi birazcık daha böyle irdelenmeli ve kontrol edilmeli. Çok kaliteli sular da var. Evet, bir şekilde Türkiye'de satılan belli bir kalitenin altında sular da var. Bunları sınıflandırmak yanlış olur ama bir daha söylüyorum, Avrupa'da su satmak bu kadar kolay değil. Veya yer altından su çıkartmak bu kadar kolay değil. Çok kıymet veriyorlar. Bizde bir şekilde izin alınıyor, çıkarılıyor. Hemen fabrika konuluyor, şişeleniyor ve satılıyor. Türkiye'de çok kaliteli sular var. Özellikle bir tanesi var ki işte aynı Domaniç ilçesinden çıkıyor. Şimdi marka reklam olur ama yani çok sıra dışı bir su. O suyun enteresan da bir hikayesi var. Haymana'ya dayanıyor suyun geçmişi. Ve suyun kalitesi inanılmaz. Su seramik borularla dolduruluyor. Seramik Şişeleri. borularla. Yani yapısı çıktığı gibi bozulmamasına özen gösterilerek. Birkaç tane daha marka var. Yani bunu seninle konuşmalarında da hep özellikle anlatıyorum. Bu sular çok kıymetli. Bakın, Türkiye'de içilebilir suların ciddi miktarı yabancılar tarafından satın alınmış durumda. Bize ait değil. Yabancılar satın almış ve bu suyu onlar yönetiyor. Yani yurt dışına bu işler çok kolay olmaz. Benim çok beğendiğim ve çok sevdiğim, hep de herkese anlattığım çok ciddi bir markayı Çin'in Aslan'ın en büyük su ve su ürünleri ya da içecek işletmecisi geldi aldı. Yani bu suyun kalitesi inanılmaz, tartışılmaz biliyor musun? Yani Avrupa'da bile kendine yer edinmiş bir marka bu. Diğer bir tane daha var. Adana'da çıkıyor. Birkaç yerde daha çıkıyor ama Adana'da en eskisi olduğu için söylüyorum. Ya bu da yabancıların elinde. Gelip almış adamlar bunu. Bizim çok önemli bir değerimiz bu. Neden bunlara sahip çıkmalı? Su önemli insan hayatı için. Peki Çünkü biz hocam. sudan yaratıldık. Peki kendimize uygun pH'i yüksek bir suyun markasını bulduk, inceledik. Bizim Evet. bedenimizin pH değerini de söyleyin isterseniz hocam. 8-20'lerde, Eğer 8-25'lerde bulabilirlerse onu tercih etmeliler diye ya tabii ki biliyorum ben. yani çok güzel. Yani öyle bir su. Ya ozmoz dediğimiz bir şey var ya çok basit kimyada, fizikte veya tabiatta, hayat bilgisinde öğrendik. Ozmoz. Yani küçük büyükten alır. İnsan vücudu özellikle bizler için modern dünyada çok hızlı yaşam şartları olması sebebiyle vücutta bir pH dediğimiz yapı var. pH. pH. Nedir bu? Bizim asit ya da alkali olduğumuza delalet eden bir laboratuvar ölçü bilimi. Öyle değil. Evet. Bir değer. pH. pH'i 7,45 ise birini nasıl ölçer? Bunu da anlatayım. Sağlık
malzemeleri satan dükkanlarda pH bu diye var, satılıyor bir kağıt küçük. Oradan bunu evet. edinebilirler. Ve oradan her sabah idrarlarından küçük bir damlayı damlatarak idrar pH'larına bakabilirler. Bir de akşam yatmadan yapsalar ve bunu bir hafta boyunca takip etsinler. Bu süreç içerisinde de içtikleri suyu benim dediğim gibi kaliteli bir suyla değiştirsinler. Genelde 6,5 falan çıkacaktır idrar pH'ı insanların. Normalde minimum 7,45 çıkması lazım. Yani bizim sıfır dediğimiz, nötr dediğimiz nokta insan vücudunda 7,45'tir. 7,45'te insan kendini tolere eder. 7,45 artı şifalanma demek. Yani vücut hastalıklarla çok rahat boğuşabilir. Bağışıklık sistemi agresiftir. Bütün antikorları ve antijenleri üretebilir. Ve vücut kendini çok ciddi rahatsızlıklardan, aklınıza gelecek en şiddetli rahatsızlıklardan dahi koruyabilir ve aynı zamanda muhteşem bir organizma bu, bunu tedavi edebilir. Yani bazı eksiklikler var tabii. Bunları nasıl tamamlayabiliriz? İçtiğimiz su yeterli, işte kullandığımız besinlerde bir problem olabilir. Yani vücut pH'ımızı düşürür. Mesela gazlı içecekler, öyle diyeyim. Nasıl gazlı içecekler. pH 2 ya da 3 gazlı içeceklerin. Yani siz bunları tükettiğinizde herhangi bir gazlı içecek, bir bardak gazlı içecek tükettiğinizde tam 7 bardak su içmeniz gerekiyor ki o gazlı içeceğin vücudunuzda oluşturabileceği zararlardan kendinizi koruyabilir. Peki hocam, bu bir şey demek? Sormak istiyorum bu arada. Siz söyleyin, lafınızı bitirin. Bu ne demek? Bu ne demek? Yani yediğimiz içtiğimiz çok önemli. Bağışıklık sistemimizi, yani bu savaşan, mücadele eden, bağışıklık sistemi deyince hep hastalıklarla mücadele eden bir sistem akla geliyor. O yanlış. Bizim yaşam kalitemizi belirleyen, bizi genç tutan, bizi hayatta daha rahat, daha sempatik kılan, daha iyi düşünmemize yardımcı olan bir sistem aslında. Bağışıklık sistemi bu. Sadece hastalıklarla mücadele etmiyor yani. Bizi kaliteli bir seviyeye taşıyor. Evet. Sen sorunu alayım. Peki sudan bahsederken şimdi pH'ı 7.45'ten daha yüksek. Mümkünse 8.5'lara varana kadar ben sular görüyorum. Bilmediğim markalardan görebiliyorum bazen. Hı. Bakıyorum pH'ı çok kullandığım markadan bile daha üstte. Bu yüksek pH'lı bir suyu aldık. Bu arada damacanalar hakkındaki görüşlerinizi de isterseniz bildirelim hocam, siz söyleyin. Şimdi tabii her ne kadar su firmaları doğru üretimler yapıyor, ne kadar hijyene dikkat ediyorsa olsun, ara taşıma, depolama, antrepolama, işte nihai satıcıdaki depolama gibi pek çok şartlar Türkiye'de daha tam oturmamış durumda. Yani her ne kadar bu işe çok dikkat ediyor da olsa oturmamış durumda. Bu yüzden de yüksek litrajlı suları ben kullanımını tavsiye etmiyorum. Ben evime almıyorum. Benim aldığım sular 5 litrelik ya da 1,5 litrelik ya da 0,5 ya da 30'luk sulardır. Yani bir de bu suları alırken sirkülasyonu çok yüksek olan noktalardan almaya gayret ediyorum. Ha, çünkü arıtma güneş cihazı kullan. Aynen. Ve damacanadaki bütün o kimyasal maddeleri aslında hafızasını alan bir bahsediyoruz. Damacananın yapısı değişti. Eskiden polietilendi, şimdi polikarbon. Yani pek çok su tutan malzeme polikarbon. Bu yüzden de suya salınımı birazcık daha yavaş ve zor. Ama yine zaman çok tehlikeli bu olay için. Yani bekleyen su maalesef insan vücuduna zarar verir. Şimdi içtiğimiz sular canlı mı ölü mü diye bir soru var. Evet, bazı sular canlı, bazı sular ölü. Suyu nasıl mı canlandırabiliriz? Suyun içerisinde, zaman içerisinde mineraller ve pH'i düşer. Ben kendi adıma nasıl yapıyorum? Mesela 1,5 litrelik bir suyu eğer çok yoğun bir gün geçireceksen bir tane maden suyu döküyorum içerisine. Bir çay kaşığı dolusu silme, sodyum bikarbonat atıyorum. Ve bu suyu yavaş yavaş çalkalıyorum ve gazını çıkartıyorum. En son çalkaladığımda gaz çıkmıyorsa ben o suyu yanımda taşıyorum ve günü öyle bitiriyorum. Evde de aynı şeyi yapıyorum. Bu su çok kaliteli bir besleyici bir hale geliyor. Tekrar edelim mi hocam bu formülü? Bir suda, bir çay kaşığı.
1,5 litrelik bir pet şişenin içerisine silme bir çay kaşığı sodyum bikarbonat. Bunu mutlaka eczaneden almaları lazım ama. Yani dışarıda o bildiğimiz gıda için kullanan karbonatlar farklı. Aynı zamanda bir şişe Biliyorsunuz bu arada. Onu da artı parantez sormuş olalım hocam. anlamadım. İngiliz Şey, karbonatı da çok yani tercih evet ediliyor. öyle de biliniyor. Öyle de biliniyor İngiliz karbonatı olarak. Aynı zamanda bir tane maden suyunu döküyorum şişenin içerisine, kapağını kapatıyorum ve çalıp alıyorum. Bunu niye yapıyorum? Çünkü karbon var bizim maden sularımız içerisinde. Yani bir gaz dolduruluyor. Maalesef muhteviyatı öyle, kanun öyle. Bunu içmeyi istemiyorum ben. Bir karbon monoksit. Bundan bu çalkalama sırasında kurtuluyoruz. Su gerçekten sadece mineralli hale geliyor ve bunu tüketiyoruz. Hem suyun tadı değişecektir eminim. Maden suyunu da böyle yapabilirler. Bir shaker'ın içerisine koyup çalkalayıp gazını alıp öyle içtiklerinde çok hafif bir limonla tadının ve vücuda yararının çok daha farklı olduğunu görecekler. Çünkü karbon monoksit yani bizim bedenimizin kabul edebileceği yani sıvı olarak da alıp kullanabileceğimiz bir yapı değil. Bizim tükettiğimiz bir şey ama kullandığımız bir şey değil. Evet. Peki hocam aldık pH'ine göre damacanayı da belki tercih edebilirler fiyatından dolayı ya da belki daha seviyorlardır. Aldılar ya da normal şişe de olabilir. Evde nerede saklamalıyız? Bu da çok Ha, önemli bir mesela soru. sular nerede saklanmalı? Sulara gün ışığı değmemeli. Sular saklanıyorsa eğer gün ışığından uzak tutulmalı. Çünkü gün ışığı değdikçe sular kendi içerisinde mutlaka bir reaksiyona girecektir. Böyle bir şey. O da bakteri barındırıyor. Her ne kadar kontrollü olsa da zaman maalesef dediğimiz gibi bizim için tehlikeli bir faktör. Şimdi tabii farklı şeyler de yapılıyor. Bazı taşlar var. Mesela ben belli zamanlarda sularımın içerisine sitrin atarım. Neden hocam? Güçlü bir mineraldir. Suyu canlandırır. Yani Kristal her kuars, evet radyasyon temizleme özelliği vardır, kesinlikle. Şimdi radyasyonu temizleme özelliği o bak o biraz riskli ama şöyle söyleyebilirim. canlandırır. Kesinlikle suyun yapısını değiştiriyor. Bunları nereden mi biliyorum? Zamanında bunlarla ilgili araştırma yapan arkadaşlarıma katıldım ben. Laboratuvarda mercek altında gördüm ben o suları. Çok enteresan şekillere bürünüyorlar. Hatta yakın zamanda Japon bir bilim adamı suyun canlı olduğuyla ilgili yaptığı tez ve yazıyla Nobel aldı biliyorsun. Su canlıdır. Evet. Yani suya Kesinlikle. hakaret ediyorsunuz, su size küsüyor ve küfleniyor. Ve bir suya çok iyi davranıyorsunuz, su o harika kalıyor su. Yani bunu adam kanıtladı ya, bir Japon kanıtladı yani. Düşünebiliyor Aynen. musun? O zaman çok kısa araya girip bir ritüel vereyim mi hocam suyla ilgili? Estağfurullah. Güne başlarken özellikle yapabileceğimiz bir şey, sabahları uyandığımız zaman bir şey yemeden, içmeden öncelikle iki Tabii. bardak su alın önünüze. Bir bardağı öncelikle niyetlerinizi söyleyin. Güzel niyetlerinizi belirtin. O gün neler yaşamak istiyorsunuz? Belki sorular da Evet. sorabilirsiniz. Bugün mucizeler yaşamam için neler mümkün? İşte şunun olması için neler mümkün? Gibi kendinize sorular da sorabilirsiniz. Bütün Tabii. olumlamalarınızı, iyi niyetlerinizi o iki bardak Aynen. suya yükleyin. Ve o iki bardak suyu sonra yudum yudum onları düşünerek, onların hayalini kurarak ve onları olmuş gibi hissederek içmek güne şahane bir enerjiyle başlamanızı sağlayacak ve bunları suya söylemek de o suyun enerjisini aktifleştirecek. Çünkü suyun çok Evet. güçlü bir hafızası var, hocamın sürekli söylediği Evet. gibi. Bunları siz bu olumlamaları suya yükleyip içtiğiniz zaman bütün hücrelerinizde bu dilekleriniz, niyetleriniz olmuş gibi hissedecek ve Aynen. o niyetleri gerçekleştirmek için büyük bir çabayla çalışacak. Bu da böyle Şimdi bir hemen ritüel. bu farklı bir ritüele de bağlanabilir. Ya hocalara gidiyoruz, suya üfüyorlar, ondan sonra iç diyorlar falan. Evet, bunda bazı noktalarda gerçeklik payı var. Yani bunu inkar etmek mümkün değil. Ama şifanın %100 böyle olduğunu, buradan geldiğini, adam üfledi bunu içersem kurtulacağım. Ya bu inanç meselesi. İnanç Öyle. her şeyin temeli olduğu için Aynen. kurtulabiliyor mu? Evet. O Hocam bununla kurtuluyor. ilgili yapılan İnançla deneyler de alakalı yani. var. YouTube Evet. gibi yerlerde de sürekli bunun videolarını açıp bakabilirler. Su deneyi yazabilirler. İki bardak Evet. suya 40 gün boyunca birine sürekli olumlu sözler söyleniyor, olumlamalar yapılıyor. Birine de sürekli negatif cümleler söyleniyor.
40 gün sonunda mercekle laboratuvar ortamında bu iki bardak su incelendiğinde iyi şeyler, olumlamalar yapılan bardaktaki suyun moleküllerinin kristal cam parçaları gibi olduğu, kar taneleri gibi olduğu, kötü negatif sözler söylenen bardaktaki suyun moleküllerinin ise simsiyah virüs gibi Virüsü. moleküllere büründüğü görünüyor. Evet, Yani bu beslenme nedenle özelliği her kayboluyor. bunu yapmak gerçekten bizim hücrelerimizde bu olumluluğu yaşamamızı sağlıyor. Evet. Artı Böyle bir şey daha tak. bir neden kullanmıyoruz? Bu kadar kolayken bu Evet. suyu doğru Tabii ki çok kullanmayı neden kolay. başaramıyoruz? Evet, başaramıyoruz. Yani biz gerçekten suyu kullanmayı başaramıyoruz. Evet. Bir şey daha tavsiye edeyim. Suyun Hı. kalitesini artırma adına sabah kalktığında dedin ya, ben kendi Hı. adıma yaptığımı söyleyeyim. Sabah kalktığımda elimi yüzümü yıkamadan bir bardak suyun içerisine bir çay kaşığı sodyum bikarbonat atıyorum. Bunu eritiyorum. Eğer çok yorgun ve zor bir günse ya da uyku beni tatmin etmemişse bazen limon sıkıyorum içerisine ve bunu içiyorum. Gün içinde de yapıyorum bunu. Zor bir gün, yorgun bir günse eğer. Öğlen akşam da yapıyorum. Bu benim daha enerjik olmama sebep oldu. Yani hani sen dedin ya 50'li yaşlarda bir kimliğim ben. Çok hareket ediyorum. Çok kolay enerji kalmıyor ama sadece bu bir bardak su ile bazen 24 saat aç kaldığım halde var. Bu doğru su içerek inanılmaz bir şekilde zamanı ve günü tamamlıyorum. Hiç eksilmeden, yorulmadan. Maşallah. Yani Maşallah hocam. doğru su içerek. Kesinlikle. Su çok önemli. Bu bizi pek çok hastalıktan koruyacak aynı zamanda. Özellikle korona. Şimdi koronada basit bir şey anlatayım. Koronada uygulanan şu andaki tedavi hücre içerisine penetre olan bir yapı ve hücreye penetre olmasını sağlayacak özel minerallerle hücrenin pH'i yükseltiliyor ve oksijen tutma miktarı yükseltiliyor. Bu yüzden de virüs, bakteri ya da fungusların o hücreye girebilme ya da müdahale edebilme ihtimalini ortadan kaldırıyor. İlaç böyle çalışıyor. Şu anda kullanılan COVID'deki ilaç. Bunu bir de yeryüzünde ne yapıyor biliyor musun? Aynısını. Ne Sodyum yapıyor? bikarbonat yapıyor. Wow, şahane. Sodyum Evinden ayrılmaz bikarbonatı bir karşı oldu zaten hocam. Sodyum doğru, bikarbonat. doğru kullanırsak, evet, doğru kullanırsak bu yapı inanılmaz bir halde vücudu pH'ını çok yüksek tutarak ve canlı tutarak bütün organları da aktif hale getirerek bizi daha kaliteli bir yaşama itiyor. Doğrusu Evet. kullanılmalı. Şöyle de bir soru geldi hocam. Limon sakıncalı değil, değil mi diye bir soru. Ben bunu şöyle değiştirmek istiyorum. Son zaman limon sonuçta asidik bir meyve ve şekerli de bir meyve. Sitrik Evet. asit. Bunu artık günümüzde herkesin elindeki şişelerde dilim dilim limonları veya sıkma limonları görüyoruz. Ve artık çok fazla limon tüketmeye başlıyoruz. Ben de şahsen limonu çok seven bir insanım. Günde ben zarar vereceğini bilmesem 2-3 limonu çok rahatlıkla tüketirim. Belki de daha fazla. Ama ben bunun asit olduğunu ve zarar verebileceğini bildiğim için ve benim bilgim dahilinde olan şöyle bir şey var. İleriki yaşlarda kaslara zarar veriyor. Yani Kemiklere zarar bunu veriyor ve çok kemik çok erimesine de etkisi olabileceği söyleniyor. evet. Kesinlikle yüksek oranda tüketilirse doğru. Sodyum bikarbonatla limon zararlı mı? Hayır değil. Dengeliyor Diyeceksiniz ki karbonlaşma olduğu için sitrik asitle karbonat birbirlerini nötrler ve suyun özelliği yiter. Hayır, öyle olmuyor maalesef. çünkü. Evet, kimya böyle bir şey söylese de sudaki gerçekleşen yapı bu değil. Deneyin ve görün diyorum ben sadece. Bu çok uzun bir şey. Burada anlatmakla bitmez. Aynı zamanda dediğin gibi aşırı miktarda limon tüketimi kanın aşırı sıvı hale dönüşmesine sebep olur. Bu da çok tehlikeli. Yani Doğru bu hocam. yüzden de aşırı miktarda limon tüketmek çok yararlı değil. Benim şöyle bir O önerim oranı var. Ne kadar tüketmeliyiz diye soruyorlar çünkü. Ben mesela yogik beslenmeden de birazcık bahsedelim isterseniz hocam. Ben mesela sabahları uyandığımda muhakkak ılık bir su içerim. Bu ılık suyu sade içmemeyi tercih ediyorum genelde. Bir gün ya ballı limonlu su, limon da yine birkaç damla, belki bir çay kaşığı kadar öyle yarım limonlu ya da bir tam limon değil. Çünkü gün boyunca limon tükettiğim için
Her seferinde az miktarlarda tüketmeye çalışıyorum. Bir sabah ballı limonlu ılık su içtiysem, diğer sabah sodyum bikarbonatlı su içiyorum. Veya ertesi gün sirkeli elma sirkesi daha tercihim. Çünkü midenin de dostu ve bağırsağın da dostu elma sirkesi. Doğal olmasına özen gösteriyorum. Natural ve organik olmasına özen gösteriyorum. Ya da bir Ev yapımı. sabah aynen öyle. Ya da bir sabah kendim yapıyorum hatta daha çok. Ya da başka bir sabah da yani sürekli bedeni şaşırtmak gerekiyor. Her gün yaptığımız kahvaltıyı, her gün nasıl yaşıyorsak robot gibi olmamaya özen gösteriyorum. Bunu yediğim içtiğimden tutun da yaptığım aktivitelere kadar, gittiğim yerlere kadar sürekli bedenimi, farkındalığımı şaşırtmaya çalışıyorum. Çünkü beden bir yerden sonra robot değil ve alışıyor. Artık siz ona zararlı bir şey verseniz bile tepki vermemeye başlıyor. Bir sabah siz Evet. mesela sağlıklı kahvaltı yapıyorsanız bir sabah sadece yulaf ve süt de yiyebilirsiniz. Veya bir meyve Tabii. de yiyebilirsiniz. Veya öğlene kadar hiçbir şey yemeyip intermittent fasting beslenme de uygulayabilirsiniz. Veya su orucu tutabilirsiniz. Kaldı ki Abi. su orucu konuşurken su orucunu sorayım hocam size. Benim çok uyguladığım ve çok çok faydalarını gördüğüm bir şey. Bildiğiniz üzere bir ara 350'lere varan kolesterolüm, 45'lere düşen hipoglisemi teşhis aldığım şekerim falan vardı. Bunlardan da bahsedelim isterseniz biraz. Su orucunun faydaları var mıdır? Zararları var mıdır? Kesinlikle. Önerir. Eski Yunan'da tedaviye başlamadan önce kendilerine gelen hastaların Hipokrat'ta daha farklı uzmanlar da 2 gün bekletirler ve 2 gün sadece su içirirlermiş. Daha sonra hastaları tedavi alırlarmış. Yani evet, bunlar kadim öğretilerin pek çoğunda hala devam ediyor. Gerçek Tıp ya da Kayıp Tıp diye bir kitap var. Belki hep bahsediyorum. Ayrıca Eline Salih. geçmişti. Okumuşsun. Tabii. Ha, aynen, Tabii ki sağ ol. hocam. Onda da bahsediyor bundan. Evet. Yani Aydın Salih çok kıymetli bir hekim. Çok. Mesela oruçla ilgili diyor ki yani pek çok hastalığı aslında oruçla yenebilirsiniz. Evet, Doğru. ama nasıl biliyor musun? Yani kişi kendini bilmeli. Doğru beslenmeli, doğru yapmalı, bir kontrollü yapısı olmalı. Ondan sonra böyle bir oruçla karşı karşıya gelmeli. Yani kendini tanımalı insan her şeyden önce. Kesinlikle. Neyim, nasılım, nefsim nedir? Yani ben su orucu yapayım, kurtulayım. Biliyorsun ben sana da ona oraya girmeden önce pek çok şey yapman gerektiğini, sonra bunu denemen gerektiğini söylemiştim. Beslenmeni Kesinlikle. değiştirmen lazım. Su içme ritüelini değiştirmen lazım ki kendini bu işte şifalandırabilirsin. Su orucu pek çok sufinin yaptığı arınmalardan bir tanesi. Evet. Ben İnsanoğlu haftanın bir günü uyguluyorum ve her yeni ay başlarken de ilk 3 gün minimum su orucunu tutmaya özen gösteriyorum. tabii insanoğlu yemeden neredeyse bir hafta kadar, normal kiloluysan bir hafta kadar yemeden yaşayabilir. Ama su içmeden 24 saatten sonra bütün her şey bozulur. Aynen. Yani su bizim için çok önemli. Koronada da öyle. Yani biz doğru miktarlarda vücudumuza su yüklersek, çok fazla sentetik ürün kullanmadan, hatta çok zorlanmadan bu koronayla ilgili vücudumuzu güçlü ve hazır tutabiliriz. Hatta taşıma özelliğini bile vücut bu antijenlerle ortadan kaldırabilir. Yani siz gerçekten güçlü bir yapıya dönüşebilirsiniz. Bu arada iyi de beslenmek lazım. Yani bu sera ürünleri, artık dondurulmuş, paketlenmiş ürünler, bunlar insanın hem pH'ını hem de maalesef iç organlarını çok yoran ve yıpratan malzemeler. Biz birazcık daha o köylü teyzelerimizden ya da annelerimizden, dedelerimizden, köylerimizden doğru gıdalar, doğru ürünler almalıyız. Tarladan ürün almalıyız. Yani ve bu üreticilerin de kaybolmaması için büyük gayret göstermeliyiz. Bakın bunlar başımıza geliyorsa bizim, yani bu korona davası bu kadar etkili olmuşsa eğer, tamamen bizim umursamazlığımızdan. Biz her şeyi mahvettik. Özellikle şimdi tarlaları da mahvettik. Bu kimyasallarla, hormonlarla yetiştirilen gıdalar yüzünden. Onlar toprağa gidiyor. Yağmurla ya da suyla yeraltı sularına karışıyor. Dönüp dolaşıp yine bize geliyor. Yani biz neden bu kadar güçsüz kaldık?
Korona niye bu kadar hızlı vurdu bizi? Çünkü biz artık yaşam stilimizi, şeklimizi değiştirdik. Bağışıklık sistemimizi unuttuk. Biz gün gün ediyoruz. Bundan kaynaklanıyor. Sen umursamazsan doğa seni hiç umursamaz. Yani sistem, doğa da demeyeyim. Sen bu sistemi umursamazsan sistem seni hiç umursamaz. Ve böyle de davranıyor. Şimdi nasıl bir şey bu? Bu bir empati, biliyor musun? Sen doğayı düşünmezsen doğa da seni düşünmüyor işte. Tam da Sen bunun günümüzün içinde teması hocam. yaşıyorsun ya. Ama bunun içinde yaşıyorsun yani. O senin içinde yaşamıyor, sen onun içinde yaşıyorsun. Senden önce Hocam o günümüzde vardı. şöyle şeyler görüyoruz. Köpeğe tekme atanlar, kedilere kötü davrananlar, o hayvanlara, o kendini savunamayan, konuşamayan, kendini ifade edemeyen hayvanlara kötü davranan insanlar var. Mesela kedi Evet. sevmeyen çok insan görüyorum ben. Ki benim de eskiden fobim Bak, vardı. Çok şükür ki şöyle bir şey. geldi. Sevmeyebilir. Bak, Saygılı sevmeyebilir. olmak Sevmemek ayrı. Evet, zorunda. ona kötü davranmak başka bir şey. Evet. Evet. Yani ben şunu Korkabilir, diyorum. uzak da durabilir. Bunu yapsa ne hissedersin? O da bir canlı. Ve Tabii canım. günü geldiği zaman ona sorulacak. O sana nasıl davrandı? Evet. Evet. Nasıl Yani davrandı? evet. Evet, bu yani karma metodolojisini insanoğlu eninde sonunda yaşayacak. Yani ne yaparsan onu bulacaksın. Aynen öyle. O yüzden bence Yani empati, bu, sevgi, şefkat evet, çok bu göstermemiz bir, gerekiyor. Bir çiçeğe de, böceğe de, en aynen. tiksinecek fare mesela, fareye de. O da bir canlı. Onun da bu sistemde Kesinlikle bir görevi var. yeri var, bir görevi var. Değil, Evet, hafife alamazsın. hep önemli yerleri var. Tabii ki. Bu iğrenç. Aman, bu yılan çok kötü. Aa. Peki o yılan olmasa fareler çok fazlalaşacak. Sonra her şey, her yeri talanacak. Ki Amerika'da bundan yaklaşık 10-15 yıl önce öyle oldu. Bölgedeki yılanlara bir müdahalede bulundular ve yılanlar bölgeden çekildi ve bütün çiftlikleri fare bastı. Ve yetişemediler. Ya. O kadar şiddetli oldu ki yetişemediler. Bütün ürünler, evler terk edilmek zorunda kaldı. Yani başa çıkılamadı. Sonra tekrar getirdiler yılanları o bölgeye bırakmak zorunda. Kendi elleriyle. O yok ettikleri yılanları kendi elleriyle o bölgeye bırakmak zorunda kaldılar. Yani Böyle bir sistem yok. O insanoğlu, kadar şey tabii mükemmel ki, planlanmış ki bizim müdahale etme hakkımız yok. Bizden önce bu zaten her korona şeyi nasıl planlayan çıktı? bir yaratıcı var. Tabii korona nasıl çıktı? İster sentetik olsun, ister doğal yapıda olsun. Yani bir şekilde sistem bozuldu ve böyle bir virüs meydana geldi ya da yapıldı insanoğlu tarafından. Ben yapıldığına inanıyorum. Ben de aynı şekilde hocam. Yani bu bir Peki. savaş makinesi. Tüm dünya savaşı. Peki hocam. Bir soru geldi. Oradan devam edelim ve suyu sonra tuzla değiştirmeyi düşünüyorum ben. Biraz da tuzdan konuşalım. Evde çünkü Evet. en çok kullandığımız şeylerden biri de tuz. Alkalisu nasıl yapılır diye bir sorumuz var. Şimdi alkali su tabii nasıl yapılabilir? Kullandığın suyun menşei çok önemli tabii. Sular genelde alkalidir de pH'i çok düşük olan suları nasıl alkali hale getirebiliriz diye soruyorsan çok basit. Sodyum bikarbonat kullanarak. Evet, Yani sizin de derseniz hocam. Çünkü yarım litre otel suyun kullanımı. içerisine çay kaşığının ucuyla biraz sodyum bikarbonat atıp onu çalkalama. Yani bunu ölçerek de deneyebilirler. pH'ını artırır suyu. Kalitesiyle ilgili tartışabilirim. Ama pH'ı artar. Evet. Alkol değeri artar. Bu yüzden de evet, bu sebeple de içtiğimiz suların kaliteli su olmasına, yani belli bir markanın olmasına dikkat etmeliyiz. Hatta bir zamanlar çok efsane oldu. Bildiğin Çeşme suları şişeleyip sattılar Türkiye'de ve iyi mücadele etti devlet buna, ancak başa çıkabildi. Yani şu anda dediğim gibi insanoğlu kadar çok tehlikeli bir varlık yok yeryüzünde, var ya, bizim birbirimize ettiğimizi kimse yapamıyor. Ya hayvan hayvana yapmıyor, biliyor musun? Aynen Biz öyle. İnsan birbirimize feci şeyler yapıyoruz. sana yapmıyor. Bak, Hatta. orada bir soru geldi. Arılar yok olursa canlılık yok oluyor mu? Evet. Kesinlikle. Yani arı tabiattaki yaklaşık 3'te 2'ye varan bitkinin şeylenmesine yardımcı oluyor. Yani bu arıların kaybolması demek, bu tabiatın 3'te 2'sinin kaybolması demek, dolaylı olarak o 1/3'ü de kaybolacak. Yani su olmadan
hayat olmaz ama hadi su var fakat arı olmadan da olmaz. Bakın ya, bu bir zincir. Yani suyu ayrı, arıyı ayrı yapalım olmuyor. Biz bir de bunu fark edemedik yani. İşte suya çok önem verdik. Arılar da çok önemli. Şimdi ülkenin bir tanesinde binlerce arı ölmeye başladı. Panik oldu insanlar. Evet. Tabii. Maalesef. Tarım arazilerinin ciddi bir kısmı yandı. Şimdi isim vermek istemiyorum. İnternete baktıklarında bu haberleri görebilirler. Bu çok tehlikeli bir şey. Ama bunları biz yapıyoruz. Aynen öyle. Hocam bir de şöyle yani bir bu şey var. Bu başımıza gelen felaket bizden. Büyükbaş hayvanların dışkısını gördüğümüz zaman iğreniyoruz. Ay çok kötü kokuyor diyoruz. Yüzümüzü buruşturuyoruz ve uzaklaşıyoruz. Ama o hayvanın dışkısı geliyor senin toprağına giriyor. O topraktan sana sebzeler, meyveler çıkıyor o gübre sayesinde, o dışkı sayesinde. Ve sen onu Evet. afiyetle yiyip besleniyorsun. İyiymiş. Yani bu Hatta nasıl bir de bir öyle olmazsa şimdi farkındalıksızlık yandık. ki? Değil Vallahi. mi? O Evet. iğrendiğin hayvanın dışkısı seni besliyor ve senin sağlıklı olmanı Evet. sağlıyor. Ama sen o dışkıyı gördüğün zaman yapıyorsun. Yani o kadar farkındalığımız bazen zayıf oluyor ki Eksik. Çok gördüğümüz doğru. şeyi anlayamıyoruz. Bakıyoruz ama göremiyoruz. Şimdi tabii bir de burada ne önemli? Bağışıklık sistemiyle ilgili güneş. Çok önemli. Son zamanlarda işte güneşten kaçın, şöyle yapın, böyle yapın, ozon Evet. tabakası falan. Evet, doğru. Ama şu bir gerçek. Güneşin dik olduğu saatlerde yaydığı ultraviyole inanılmaz kuvvetli ve insan vücudu için çok faydalı. Nedir bu? Kesinlikle. Vücudumuzda D hormonu dediğimiz bir yapı var. Bu epidermisten salgılanıyor ve güneşin tenimize değmesiyle gerçekleşiyor. Tabii bunun semisentetik olan ürünleri de var eczanelerde. Kesinlikle bunlar da çok faydalı. Ama bu yaz günlerinde en azından güneşin dik olduğu saatlerde bir 10-15 dakika güneşin altında durarak bu D hormonumuzu canlandırmak ve kuvvetlendirmek aynı zamanda bağışıklık sistemimizi de daha hareketli hale getirir. Bak bu çok önemli. Yani kışın sağlıklı olmak istiyorsak yazın bu D'yi depolamalıyız. Bir şekilde vücudumuzu öğretmeliyiz. Hani aman güneşten kaçın, güneş yağları falan. Ya ben güneş yağı olayına da inanmıyorum. Gidip saatlerce de yatma yani. Ben yanacağım diye de güneş yağı sürüp 4-5 saat güneş yapma. Bak günlük 15 15 dakika. gayet yeterli. 15 dakika bizim için D hormonuna yeterli imkan sağlıyor. Yani kışın bile bizi rahat ettirebilir. Bunlardan uzak kaldık biz. Bunlara çok dikkat etmeliyiz. Yani insanlar bilse ki bu D hormonunu yazın doğru depolasalar kışın hiç hasta olmadan geçirecekler. Ya bazı Çok doğru. patolojik Çok doğru. değişiklikler, ortam, zaman, yani bunlar evet insanlar hasta olacak bir şekilde. Hiç hasta olmamak da kötü. Ama işte böyle çok korkunç hastalıklara karşı da kendimizi çok zayıf hissediyoruz. Halbuki inan bana sağlıklı kalmak çok basit, hasta olmak çok zor. Çok doğru. Hocam şöyle bir anekdot eklemek istiyorum güneşle ilgili. Tamam. Prana dediğimiz yaşam enerjisini de alabileceğimiz Evet. en yüksek, en güçlü kaynak güneştir. Ve bunu da bu pranayı daha yüksek şekilde alabileceğimiz vücudumuzda belli bölgeler var. Bunlardan biri Aynen. avuç içlerimiz. Avuç içlerini Avuç şu içi. şekilde güneşe döndüğümüz zaman. Aynen. Göbek deliğimiz, ayak tabanımız. Aynen. Bunlardan Aynen. en yüksek pranayı, vitamini, siz ne isim veriyorsanız buna, yaşam enerjisi de diyebilirsiniz, vitamini Evet. aldığım yer de diyebilirsiniz. En çok aldığımız yerler bu şekilde, göz bebekleri keza yine aynı şekilde. Çünkü Kesinlikle. bedeninizdeki bütün yansımaların bulunduğu çok önemli yerler var. Refleks, o yüzden de bunu biliyoruz zaten. Bütün sinirlerimiz el tabanımızda ve ayak tabanımızda Ayak bulunuyor. tabanında. Bunları da kullanmak bizim elimizde. Güneşe doğru durduğumuz zaman avuç içlerini açabiliyorsak göbek deliğimizi ve ayak Kesinlikle. altımızı da güneşe dönmek bu hormonu çok daha faydalı bir şekilde almamızı Kesinlikle. sağlar. Mesela bu son dönemlerde hastalığın artma sebeplerinden bir tanesi de artık insanoğlu o kadar enteresan bir çalışma ortamına sahip ki sabah 8'de giriyoruz, akşam 5'te çıkıyoruz. Güneşten Maalesef. hiç faydalanamıyoruz. Maalesef hocam. Hep Şimdi kapalı alanlarda. bu gibi durumlarda D hormonunu tetikleyemediğimiz için evet eczanelerden D ürünleri Vitamin. almalıyız. Yani damlalar. Şimdi vitamin aslında D bir vitamin değildir, hormondur. 80'lerde İngilizler ABCD yazmışlar alt alta. Şimdi demişler ki buna da vitamin diyelim ama yok bu satış pazarlama tekniği bu. Hemen bunu da demiş aradan çıkartalım. Aslında D bir hormon, vitamin değil. Doğru hocam.
Yani bunu eczanelerden tedarik edelim. Yetişkin bir insanın günde 3-4 damla bir ekmeğin üstüne damlatarak sabahleyin hemen kalkar kalkmak ağzına atmak faydalı. Bağışıklık sistemini tetikler ve güçlü kılar. Bahsettiğiniz vitamin. Ben de bir ara kullanmıştım. Ha, yani şimdi ben artık birazcık daha böyle bu işleri eski bir mühendis olarak da takip ettiğim için şunu diyorum. D3 değil de K2 ile beraber, tek D3 de tabii çok etkili ama K2 ile beraber formülasyonları çıktı. İnanılmaz. Çok işe yarıyor. Yani bu D3 K2'yi birlikte kullanmak ya bunun tableti de var. Artık tableti de çıktı, damlası da var. Çok daha faydalı. Ben de kışları damla Yani olarak formunu kullanıyorum. Sabahları bahsettiğiniz kesin. gibi ya ekmeğe damlatıyorum ya suya damlatıyorum. Gerçekten faydasını görüyorum. Eskiden benim çok düşüktü özellikle demirim. Bundan yıllar önce daha sağlıklı beslenme bilincine varmadığım zamanlarda. Ama artık kışın bunları yapıp yazın da daha bilinçli şekilde güneşe çıkmak bunların hepsini gerçekten tolere etti. Artık böyle bir sorun yaşamıyorum. Ve herkese de bunları öneriyorum. Kesinlikle. Şimdi tabii bu arada omega yağ asitleri de çok önemli. Şimdi bunları tüketirken nelere dikkat etmeliyiz? Şu bir gerçek. Artık tabletler o kadar şiddetli kullanılmaya başladı ki her şeyin fazlası var. Özellikle omega 3. Omega 3 çok fazla kullanıldığına vücutta birikir ve serbest radikal dediğimiz vücuttaki materyalleri tetikler. Bu serbest radikaller nedir? Hücrelerin yavaşlamasını, hızlı ölmesini ve bozulmasına sebep olur. Halbuki bunlar bağımsızdırlar ama siz bunları tetiklemezseniz eğer size zarar vermezler. Vücuttan ayrılırlar bir şekilde. Ama bu serbest radikalleri omega yağ asitleriyle işte çok aşırı desteklerseniz daha güçlü ve daha yıkıcı hale geliyorlar ve bozulmaların hızı artıyor. Bu yüzden de çok fazla omega yağ asidi tüketmeyi tavsiye etmiyorum. Çok ciddi problemleri yoksa balık yesinler. Balığı da nasıl yesinler? Büyük boy balık yesinler. Küçük, büyük. Yani bu güçlü balıkların vücudundaki yağ asitleri doğal olarak daha güçlü. İnsana daha yararlı olacak. Şimdi Şöyle bir şey doğal de sormak olarak istiyorum bu arada hocam. Bu korona süreciyle birlikte çok artan bir vitamin, gıda takviyesi vesaire gibi şeylerin kullanımı çok arttı. Aman ben bağışıklığımı güçlendireyim, şunu da içeyim, bu vitaminden de alayım diye bilinçsizce bir tüketim de görüyorum ben danışanlarımda. kesinlikle. Aynen. Bunları nasıl tüketmeliyiz? Bir kullandığımızı aylar boyunca böyle sürekli kullanmalı mıyız? Bu bizde fazlalık yaratmaz mı? Karaciğerimizi yormaz mı? Böbrekleri yormaz mı? Taşları oluşturmaz mı? Kesinlikle. Yani kullandığımız ürünlerin pek çoğu sentetik ya da yarı sentetik ürünler. Yani çok azı doğal bunlar. Bak insan çok enteresan bir DNA'ya sahip. Yeryüzünde yaratılmış olan, kendisine ihtiyacı olan pek çok bitki, hayvan, canlıyı bu DNA zincirimizde biz tanımlamış durumdayız. Bizde var. Atalarımızdan geliyor bu. İnsan vücudu tanımlayamadığı bütün moleküllere karşı bir defans gösteriyor. Nedir? Bu da sentetik ürün. Bu yüzden de bizim kullanacağımız ürünlerin doğal olması çok önemli. Bu sentetik ürünler çok güçlü olduğu için DNA zincirini bile kırıyor zamanında bağışıklık sistemini. Yapması gerekeni bir şekilde şiddetli yapıyor. Dediğim gibi o zaman belli hasarlara sebep oluyor insan vücudunda. Bu sebeple de biz kullanabildiğimiz kadar az kullanmalıyız bu ürünleri. Doğru beslenmeliyiz. Evet çok mu ihtiyacımız oluyor? Bu aralar gerçekten çok ihtiyacım var. İşte uykular bozuldu, evde kaldığımız süreçte beslenmemiz bozuldu. Aşırı kilolar falan. Ama bir şekilde bunu kontrol etmeliyiz biz. Çözümler çok kolay araştırdığımızda. Bulabiliyoruz yani. Artık enformasyon dediğimiz şey bu internet sayesinde. Tabii orada yalan yanlış pek çok şey de var da. İnsan kendini yetiştirmek zorunda. Öğrenmek zorundayız biz. Makalelerden okuyabiliriz, birkaç yerden, Yani birkaç evet. kaynaktan destek alabiliriz. Şu an Yani birkaç tane marka da soruyorlar ama şu an tabii ki bir yayında olduğumuz için marka veremiyoruz. Ama siz tabii. araştırıp size en uygun geleni, en doğru geleni Evet. kullanabilirsiniz bu anlamda. Bu Evet, şekilde balık sezonu değil. Omega yağ tüketilmeli mi? hocam. Yani çok tempolu bir çalışmanız, çok yoğun bir çalışmanız varsa olabilir. Yani
Bitkilerden de elde edebilirsiniz bunu. İnternete baktığınızda hangi bitkilerde omega yağları var? Aslında çok güzel bulabiliyorsunuz. Keten tohumu var mesela en basitinden. Bunu Propolis de tükettiğinizde sorulmuş hocam. Propolis'ten de bahsedelim isterseniz. Benim de çok sevdiğim ve bu yani süreçte de yüzyıllardır bir ürün. propolis yüzyıllardır kullanılıyor. Arıcıların pek çoğu bunu zaten Aynen. kullanıyorlardı. Yani bunu ama bu da çok kuvvetli bir yapı. Yani bunu da o ben her gün içiyorum falan bu çok Evet. tehlikeli bir şey. Dediğin gibi vücuda bu işi öğretmek tembelliğe varıyorsa olmaz. Ben şunu tavsiye ediyorum. 21 gün yapın bu kürü. Ya yani kullanıyorsanız bir şey. 21 günün sonunda bırakın. 11 gün Aynen. ara verin minimum. Vücudunuzu bir Kesinlikle. deneyin. Yani vücudunuza ezberletmeyin hiçbir şey. Yani Alzheimer'dan uzak tutarsınız. Demanstan uzak tutarsınız. Biraz önce anlattığın şeyler var ya. Yani tembelleştirmeyelim biz kendimizi. Hayatımızı kolaylaştırırken adileştirmeyelim. Hayatımızı basitleştirelim ama kolay olsun. Adi olmasın. Biz bu işi çok bozduk. Hayatımızı çok adileştirdik. O yüzden de hiçbir şeyle başa çıkamıyoruz. Korona. Oo çok korktum. Yani zaten seni korkutmak istiyorlar. Korku imparatorluğu oluşturmak istiyorlar. Sen korkunca zaten çaresiz kalacaksın. Ne deniyorsa onu yapacaksın. Ne deniyorsa dediğim yani bu çok iyi insanlar var. Bu işte inanılmaz mücadele ediliyor dünyanın pek çok yerinde. Ya bu bir savaş makinesi durup dururken mi çıktı? Tabii ki Bir değil üst hocam. katı Artık zaten Allah vergisi olmadı. Kanıtlandı da diyebiliriz. Bir kum yapısı oldu. Bir laboratuvar ortamında bunun oluşturulduğu artık söylenen de bir şey. Zamanımız neyse burada kaldığı için ben size çok önemli bir soru daha yöneltmek istiyorum hocam. tamam. Tuzlardan da bahsedelim isterseniz. O da evlerde çok kullanılan bir şey. Neye göre Kesinlikle. tuz koymalıyız? Su tuz dengemizi nasıl korumalıyız bedenlerimizde? Yani şimdi hemen hekimlerin ilk söylediği tuzu kesin oluyor. Evet ben kesinlikle buna katılıyorum. O rafine edilmiş sofra tuzları var ya onlar çok Evet, tehlikeli. Çok yakıcı. Yani iyotlu bile olsa çok yakıcı. iyotum. Asıl olan ne biliyor musun? Bak. Çankırı tuzu. Kaya Çankırı kaya tuzu. tuzu. Evet. Ya, Türkiye'de pek çok yerde daha fazla çok eski tuzlar da var. Hatta benim bir aktar arkadaşım var. Ben ona tavsiye ettiğim bir tuz getirdi. İnanamadı. Türkiye'nin en eski tuz madenidir orası. Ve Nerede tuz hocam? bunun hem şekli şimdi firmayla aynı isimde olduğu için orayı söylersen karışacak. O zaman bekliyorum sizden hocam bir kargo. Samsun'dan Tamam. buralara gönderin. Tamam. Yani bu tuz geldi ve kendisi eşi de kullandı. Yani ben de kullanıyorum şu anda. İnanılmaz değişik bir tuz. Süper. Yani bir kere yemek yaparken sebzeler parçalanmıyor bile. Ezilmiyor. Wow. Yani o Süper. suya karışmıyorlar. Bütün olarak kalabiliyorlar. Ve eskisine göre daha az tuz kattığımız halde biz tuzu alabiliyoruz. Bir de nedir Şahane. biliyor musun? Yani su rafine edildiğinde sadece sodyum elementi tek başına kalır. Bak bunda var ya 80'in üstünde mineral ve molekül var buna bağlı. Ha diyeceksin ki ya bu çıktığında toprak falan bunların içinden nasıl alınacak? Ya bunların belli basit metodolojileri var. Eskiler nasıl yapmışlar bu işi? Aynen Yani şimdi neden tuzu arındırıyor onu da söyleyeyim. Mesela şu anda Konya'daki Tuz Gölü çok felaket. Oraya her türlü fabrikanın ve evin atıldığı için artık o tuzun içerisinde akla hayale gelmeyecek pek çok materyal var. Yani o tuzu alıp da o eski metodlarla arındırıp sofraya gönderirsek herkes hasta olur. Doğal olarak su tuz orada çok şiddetli arıtıldığı için sadece sodyum kalıyor. İçine de iyot ekleniyor, veriliyor. Sodyum tek başına çok hızlı bir materyaldir. Pek çok analjezin içerisinde takviye olarak kullanılır. Mesela sodyum, potasyum takviyeleri vardır. Hızlı analjeziklerin içerisinde. Çünkü çok güçlü ve çok hızlı ağrı keserler. Yani sodyum demek hız demek. Çok bizim hıza ihtiyacımız yok. Kaya tuzu ağır ama yani batman gelir öyle söyleyeyim. Herkese kaya tuzu kullanmasını tavsiye ediyorum. Çünkü insanların pek çoğu tuzdan kendini arındırdığı için hiç fark etmeden kendisi vücudundaki su tuz dengesini bozuyor ve hastalıklara sebep oluyor. Yani tuz kullanmayın derken kontrollü ve doğru tuz kullanımı her zaman avantajdır. bedenimizin tuza da ihtiyacı var. Her ne kadar zararlı gibi Kesinlikle. görünse de zararlı olan sofra tuzlarıdır. O Kesinlikle. marketlerde çok uygun fiyatları büyük büyük Evet. kilolarca aldığımız tuzlardır bize zarar veren, Tamam. tansiyonumuzu çıkaran. Geçen hanımlarla sohbet ederken şunu sordum. Ya dedim ki siz turşu kurarken kaya tuzuyla kuruyorsunuz. Niye sofra tuzuyla? Ya onunla kurursak o turşular erir, mahvolur.
Allah Allah. Dedim ki bir, Organların ne sen bir açmazın içerisindesin. Turşuyu oluyor? kaya tuzuyla koruyorsun ki koruyucudur bu, parçalamaz, doğru tutar, taze tutar. Sen yemeğine sofra tuzu atıyorsun. Nasıl bir şey bu diye sordum. Ha, biz dedi böyle düşünmemiştik bak bu işe. Süper. Süper hocam. Peki şöyle bir Şimdi her şey de şeyden sormak önce istedim. Kaya tabii. tuzunu önerdik. Evet, ben özellikle sıcak yemeklerde, sıcaklarda kaya tuzu kullanıyorum. Ama soğuklarda da Himalaya tuzunu tercih ediyorum. Buna Tamam, ne fark diyorsun? etmez. İkisi de aynı. Çok kaliteli tuzağınlar. Pembe Evet. tuzdan bahsediyorsun, değil mi? Pembe tuzu İkisi de bahsediyorum. kaliteli tuzlar. Yani hiç biri diğerini aratmaz yani. İkisini de istediğin yerde kullanabilirsin. Bazen ben evimde işte pembe tuz kullanıyorum. Bazen Çankırı'dan tuz kullanıyorum. İşte bazen Türkiye'nin ta güneydoğusundan gelen çok eski bir Türkiye'deki tuz madeninden tuz kullanıyorum. Yani Onu çok bekliyorum burada hocam. Çok tuz merak ettim tabii. ben o tuzu. Burada tuzun çok büyük önemi var. Yani tuzdan arınmak, tuz deyince herkes sodyum aklına. Hayır, potasyum ve magnezyum. Vücudunuzda potasyum eksilirse işte kanınız, kalbiniz, damarlarınız çok büyük problem çıkar. Magnezyum eksilirse eğer mideniz, bağırsaklarınızda problem çıkar. Kabız olursunuz, çok basit. Yani bunları doğru takviye yaptığınızda kabız olmazsınız. Damarlarınızda kalsiyum çökmez. O tıkanıklıklar aslında kalsiyum çökmesinden kaynaklanıyor, biliyor musun? Magnezyum tuzunun eksikliğinden kaynaklanır o. Doğru magnezyum tuzu olsa kalsiyum çökmez damarlarında ve birikmez, bir araya gelmez. Hocalara sorabilirsiniz yani damar tıkanıklığının sebebi o yağlar mıdır diye. Bak çok enteresan açıklamalar gelecek size oralardan. Maalesef. Yağ değildir. Yağın etkisi var mıdır? Evet. Yani bu nebati yağlar, sofra yağları var ya çok tehlikeli oldu artık. Onları kullanmak bizi hırpalıyor. Öyle diyeyim. Değil mi? Peki hocam, son toparlamak için bir şeyler söyleyelim isterseniz. Zamanımız daraldı. Neler söylemek Tabii istiyorsunuz? korku insanoğlunu çok yıpratır. Korkma. Neden korkar tabii insan? Bilmediğinden korkar. Bilse korkar mı? Bence içinde bulunduğu durumu insanoğlu iyi araştırmalı. Doğru beslenmeli. Doğru şeyler tüketmeli. Doğru davranışlar içinde olmalı. Ya bu koronayla mücadele etmek istiyorsak doğru beslenmeliyiz. Bağışıklık sistemimizi agresif halde tutmalıyız. Ve bu çok kolay gerçekten hasta olmaktan. Yani çok büyük para harcayarak bunu yapmıyoruz. Yani çok basit metodolojiyle. Çok Kesinlikle. yüksek oranlarda bu sentetik ve yarı sentetik vitamin ve multimineraller. Yani bunlar bir yere kadar işe yarabilir ama sürekli kullanmayalım lütfen. Bunlar yani vücudumuzu tembelleştirmeyelim. Biraz gayret gösterelim. Doğal beslenmeye gayret edelim. O teyzelerimizi küstürmeyelim. Onlarla pazarlık edilip o 1 liralık ürünü elinden 50 kuruşa alıp aha bir daha bunu ekmeyeceğim tamam artık bıktım ben de bu iş deliktirmeyelim. Onlara çok ihtiyacımız var. Eğer onlar da kaybolursa biz gerçekten doğal bir şey bulamayacağız. Çok enteresandır. Benim apartmanımda da olmaya başladı. Arkadaşlar bu korona davasından sonra köylerine ev yaptılar. Ve pek çoğu apartmandan taşındı, biliyor musun? Ne kadar güzel. Ne Köylerine kadar güzel. bahçe yaptı, şu yaptı, bu yaptı. Ben diyordu ki hocam dedi ben bu sıkıntıyı çekmektense orada yaşarım. Çocuklarımı getirir götürür o sıkıntıyı çekerim ama bu Şahane. psikolojiyi çekmem ben de. Şahane. Hocam bu süreçte bir de benim gördüğüm şu var. Plazalarda oturan ya da böyle lüks gökdelenlerde oturan arkadaşlarım, danışanlarım, herkes artık evlerine saksılar alıyorlar ve kendi sebzelerini kendileri dikip yetiştirmeye başlıyorlar. Bu kadar şahane bir şey ki, koronayı hep kötü, tükaka dendi ama gerçekten Yo. ben seviyelerini çok Bize güzel haddinizi görüyorum. bildirdi. Tabii. Kesinlikle bize özümüze Bize çevirdi. Herkes haddinizi bildirdi. daha çok içine döndü, kendiyle vakit geçirdi, Tabii. ailesiyle yüz yüze oldu, daha çok samimi oldu, belki problemlerle yüzleşti gibi gibi. Aynen. Aslında yani el yıkamayı öğrenmeyle başlayan bir süreç Evet. bambaşka yerlere doğru geldi ve bu beni mutlu ediyor aslında. Şu anda Tabii. herkese de tavsiyem benim. Hala evde kalmaya lütfen devam edelim. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım. Ne Çıkmayalım. kadar tedbir alırsak alalım hala tehlike altındayız. Bu ülkemiz de sıfırlanmadı. Tabii. Lütfen kendiniz, Bak, sevdikleriniz şu için bir dikkat gerçek. Şunu da hiç unutmayalım. Artık bu edin. Hocam sıfırlanmayacak. Bununla kapalıyor, yaşamayı öğreneceğiz. gerekiyor. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki Herkese katıldınız. Kalın iyi günler. kaydediyorum. Tamam.